Merhabalar. Ekonomide yoğun bir haftayı geride bıraktık. Sürpriz bir kararla Merkez Bankası 5 puanlık politika faizinde artışa gitti. Bununla birlikte fonlama faizinde artı eksi 3 olarak ayarladı. Yani daha yukarıdan da fonlama yapabilecek etkisini daha da arttırabilecek %50'lik politika faizinin. Zaten ilk günlerde %52'nin üstünde oranlarla piyasayı fonlama yaptı. Bu kararın etkisini ilk olarak döviz kurunda görmeye başladık. Daha doğrusu döviz rezervlerinde görmeye başladık. Ve bu kararın sürpriz olmasının, öne çekilmesinin nedeninin de dövize olan talebi kesmek için olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bunun etkisi de görülmeye başlandı. Seçim faiz kararından önceki 3 gün, günde 1,5 milyar dolar döviz rezervi erimesi oluşmuşken, faiz kararının alındığı gün 300 milyon dolarlık rezervlerde artış görüldü. Bunun yine bu şekilde devam edeceğini sanıyoruz. Özellikle yerli yatırımcıların döviz ve altına olan talebinin kesildiğini görüyoruz. Bu faiz kararının ilk etkisini dövizde ve altın talebinde gördük. Buna karşılık mevduat faizi ve kredi faizlerindeki etkisini ise henüz göremedik geçtiğimiz hafta. İşte önümüzdeki hafta bunları görmeye başlayacağız. Banka şubeleri genel müdürlüklerinden gelecek talimata göre pazartesi gününden itibaren tavır alacaklar. Bankacıların beklediği şey şu: mevduat faizlerine ve kredi faizlerine 5 puanlık arttırımın ancak 2-3 puan yansıyacağını düşünüyorlar. Daha fazla yansıyacağını düşünmüyorlar. Kredilerde zaten Merkez Bankası'nın aldığı, 3 hafta önce aldığı kararlarla kısılmaya gidilmişti. Krediler talebi durmaya başlamıştı faizleri çok yükseldiği için. O yüzden de kredi faizlerine zaten fazla yansıması beklenmiyordu. Ama burada kritik olan, önemli olan şey Türk lirası mevduat faizlerine politika faizindeki artışın ne kadar yansıyacağı. Çünkü dövize olan talepte en büyük etkenlerden biri özellikle küçük tasarrufçuya bankaların %40 civarında bir faiz önermesiydi. Küçük tasarrufçu, yani daha yüksek hacimli mevduatlara daha yüksek faiz öneriyorlar ama %40 öneriyorlardı küçük tasarrufçuya. Bu küçük tasarrufçu da bunun vergisi çıktıktan sonra aylık net geliri %3'e geliyordu. %3 düşük bir oran. Aylık enflasyon oranları %4-5'te seyrederken, kurlarda Mart ayında hızlanma olmuşken doğal olarak dövize talep ve altına olan talep arttı. Şimdi bunun kesildiğini görüyoruz ama önümüzdeki dönem mevduat faizlerine özellikle küçük tasarrufçuya verilecek faiz oranı altın ve dövizden geri dönüşü belirleyecek açıkçası. Daha fazla beklenirse aylık enflasyon oranlarının Haziran'dan sonra ancak düşük oranlara gelmesi bekleniyor. O zamana kadar beklenmeden eğer altın ve döviz alan tasarrufçunun Türk lirası mevduata dönmesi isteniyorsa bu mevduat faizlerinin arttırılması gerekecek. Bunu da önümüzdeki haftadan itibaren görmeye başlayacağız. Yani piyasalara asıl etkisini önümüzdeki haftadan itibaren görmeye başlarız. Ama daha sonrasında ne olacak dersek, seçimden sonra alınacak kararlara bağlı olacaklar. Yabancılar %50'lik politika faizi cazip olabilir. Sanıyorum gelmeye de başladılar kısa vadeli fonlar. Onlar önce gelip Türk lirasına dönerler dövizlerini. Daha sonra da alınacak kararlara bakıp hisse senedi ya da tahvile yatırım yapıp yapmayacaklarına bakacaklar. O yüzden seçimden sonrası da tabii ki önemli olacak. Burada sıkı para politikasının, bu karar bize gösterdi ki sıkı para politikası seçimden sonra da devam edecek.
mevcut ekonomi yönetimi görevde kalacak ve güçlendirilmiş politikalarla bu işe devam edilecek. Bu da ne anlama geliyor? Asıl sıkı para politikasını şimdiye kadarki alınan kararlar da dahil, alınacaklarla birlikte seçimden sonra ekonomide ciddi bir daralmanın başlayacağını söyleyebiliriz. Sıkı para politikası en az 2-3 yıl sürmek zorunda. Bu faiz oranları sürmeyebilir. Daha sonra yıl sonundan itibaren belki düşmeyebilir. Ama piyasalardaki darlık devam edecek gibi gözüküyor. Enflasyon hedeflerine ulaşana kadar bu sürdürülecek. Yani önümüzdeki zor bir süreç var. En az 2 yıl sürecek zor bir süreç var. Enflasyonla mücadelenin faturası ağır olacak. Burada önemli olan önümüzdeki dönem bakacağımız noktalardan biri de bu sıkı para politikası uygulanırken zaten çok zor durumda olan dar ve sabit gelirlerin, emeklilerin, çalışanların ve yoksul kesimin daha fazla yük altına girip girmeyeceğine bakacağız. Bunu sorgulamaya çalışacağız. Ekonomi yönetimi umarız bu yoksul ve dar gelirli kesimleri düşünerek gelecek olan faturayı mümkün olduğunca adil yaymaya çalışır ve enflasyonla mücadeleyi bu yolla yapmaya çalışır. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.